Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de Herkese merhaba. Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün dileyelim. Özellikle altın ve gümüş yükselişlerinden kaynaklı olarak başlangıcı bu iki değerli metalden Gerçekleştireceğiz ardından da sorularınızı yanıtlayacağız. Ee, başlamadan önce Nurdan Hanım'ın e, övgülerinden dolayı ben çok çok teşekkür ederim. Mümkün olduğunca e, finansal piyasalarla alakalı bilgi aktarmaya çalışırken aynı zamanda tabii ki e, maalesef bulunduğumuz jeopolitik konum nedeniyle e, yayınlarımızda e, özellikle ülkemizi ilgilendiren konularla alakalı da açıklama yapmamız gerekiyor. Gönül ister ki e, bu tarz açıklamalara e, sebebiyet verecek e, olaylarla karşı karşıya kalmayalım ama e, yapacak bir şey yok. Binlerce yıldır e, maalesef bu topraklarda bu açıklamaların yapılması gerekiyor. Şimdi e, altın ve gümüş tarafına e, geçip e, finansal piyasalarla alakalı e, açıklamalarımızı gerçekleştirelim. Birincisi şu anda görmüş olduğunuz gibi dolar karşısında e, Değerli metaller arasında gümüşün daha fazla değer kazanımı gösterdiğini görebiliyoruz. %1.42'lik bir yükselişi var. Bugün için konuşacak olursak ee, yeni bir çeyreğe dördüncü çeyreğe giriş sağladığımızı unutmamanızda fayda var. Bu gibi durumlarda biliyorsunuz yeni pozisyon açılışları e, bizim her bir varlığımız için Trendin hangi yönde olduğunu bir kez daha gösterir nitelikte gerçekleşiyor ve çeyreklik pozisyon kapanışları ile birlikte hemen akabinde gerçekleşen yeni pozisyon açılışları daha e, teyit amaçlı kullanılabilecek olan e, görüntülerdir. E, çok doğal olarak da bizim altın ve gümüş tarafındaki yükselişi e, anlatıyor olmamız e, bu sebepten ötürü e, unutmamanızda fayda var. Altın tarafında gördüğünüz gibi %0.5'e yakın bir Kazanım söz konusu ve burada e, tabii ki altın ile gümüşün yükselişlerinde hedef belirlememiz lazım. Şimdi birincisi e, burada eğer tabii ki bir hedef belirliyorsak altın tarafındaki görüntünün nereye kadar genişleyebileceğini e, belirleyeceksek Tabii unutulmaması gereken konu Amerika'daki teşvik paketleri ve Fed'in attığı adımlar olmalı. Bildiğiniz üzere Fed'in sürekli halde bu yönde açıklamaları vardı. Destek sağlanmalı, daha küçük ölçekli şirketlerin sorunları giderilmeli şeklindeki açıklamaların karşılığını almaya başlıyorlar. Tabi federal hükümetin de dün kapanmamış olması ve senato ile Trump'ın imzaları atması ile birlikte Bütçenin onaylanması gibi bir durum söz konusu. Bu bir iyimserlik katıyor. Ancak dolar tarafında hala hafif kayıplar var. Bakın, e, özellikle çeyrek sonuna yaklaşırken e, trendin aksine gerçekleşen işlemler yaşanır. Şurada gördüğünüz gibi altın tarafında görüldüğü gibi burada hala düşük seyretmemiz gibi. E, buradaki temel sebep artık çeyrek kapandığı için karın elde edilip yani bu vade sonlarında da yaşandığı gibi benzer bir hareket görülür. net bir şekilde pozisyonlar kapanır. Kar Satışları dediğimiz hareket gerçekleşir ve akabinde yeni pozisyonlar açılmaya başlar gördüğünüz gibi 100 periyotluk hareketli ortalamayı hedef alarak piyasa bunu gerçekleştirdi şimdi yükselişi gerçekleştirirken peki 1903 1921 ve 1944 gibi. Direnç kademelerine doğru e, Yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin Devam etme olasılığı oldukça kuvvetli tabii Buradaki yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edeceği düşüncesine sahip olmamızın e, Temel sebeplerinden bir tanesi e, Uzun vadede Amerika seçimlerinin problem yaratmaya devam edecek olması UBS de bunu açıklıyor JP Morgan zaten e, fiziki alımlarla e, Gümüş tarafında bunu değerlendiriyor Diğer taraftan Morgan Stanley gibi bankalarda yine e, terminale düşen e, bilgilendirmelerde gördüğümüz kadarıyla analistleri yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinin 2300 doları hedefleyeceğini e, söylüyorlar. Şimdi bu esnada tabii ki altın e, kısa vade içerisinde e, 1944'e kadar uzanan bir seyirle karşı karşıya kalabilir. Peki 1.900 44 üstünde bir kapanış gerçekleştirirsek 2000 doları aşma ihtimalimiz ne kadar kuvvetli olacak? Bunun karşılığı Kasım ayının da başında zaten daha net bir şekilde görebileceğimiz, biraz daha temiz görüntü oluşturacak olan Amerika seçimleri. Trump ve Biden arasındaki bu çekişmenin önümüzdeki haftalardaki oturumlarla beraber yine daha fazla genişleyeceğini söyleyebiliriz. Unutmamakta fayda var. Bu esnada oy kullanımları bazı bölgelerde devam edecek. Posta yoluyla gerçekleştiği için ve doğal olarak da bu belirsizlikler altın tarafını destekleyebilir. 2000 doların üzerine doğru seyrimiz genişlediği takdirde UBS'in açıkladığı gibi hızlı bir geçiş süreci yaşayabiliriz. Bu geçiş sürecinin hızlı olmasının Temel sebeplerinde sadece Amerika seçimleri söz konusu değil aynı zamanda Ekim ayı içerisinde dağıtılmayan dağıtılamayacak olan aşı konusunun yer alması eğer dağıtılamazsa yıl sonuna sarkarsa ya da daha sonrasına çalışmalar uzatılacaksa tabii ki riskler artacak riskler arttıkça biraz daha fazla piyasa uzun vadeli pozisyon alacaktır. Unutmamakta fayda var diyoruz. Şimdi genel hatlarıyla e, görüntüler görüntü bu yönde ilerlerken ons Altın tarafında, gümüş tarafında da desteklenen yukarı yönlü fiyat hareketinin 23.10 üzerinde seyrettiğini görebiliyoruz. Dünkü geri çekilme sert bir şekilde yaşandı. Bugün e, bu geri çekilmeyi e, telafi etme yönünde ilerliyoruz Telafi ettiğimiz takdirde tabii ki e, özellikle 24-25 civarlarına doğru bir atak gözlemleyebiliriz Hemen akabinde yaşanacak bu seviyenin aşılmasıyla birlikte yaşanacak Alıcılı ataklarda ise 26-20'ye doğru Genişlemeler Gözlemleyebiliriz 50 periyotluk hareketli ortalamamızın üstüne taşınma ihtimalimiz Kuvvetlenecektir unutulmaması gereken konulardan bir tanesi Gümüşün e, hala alımlarının ve geri çekilmelerin alım fırsatına çevrilmesinin JP Morgan tarafından devam edip etmemesi bakın şöyle gösterim sağlayalım daha önce de bunu göstermiştik bir kez daha sağlayalım ee, sanıyorum 2010'dan itibaren almıştık. Bakın gördüğünüz gibi alımlar devam ediyor ve son düzlükte e, gümüş düşüş gösterirken yine e, JP Morgan bu fiyatların düşüşünü alım fırsatına çevirdi. Her seferinde fark ediyorsanız zaten şuradaki yatay eksenli görüntü, buradaki yatay eksenli görüntü geri çekilmeler ve e, JP Morgan'ın alışları çok doğal olarak e, bu gibi e, görüntüleri bizim de alım fırsatlarına çeviriyor olmamız gerekiyor uzun vade için. E, piyasa taban koruduğu takdirde, e, ciddi bir değişim yaşanmadığı takdirde e, uzun vadede kazanç sağlamaya devam edeceğimiz bir görüntü oluşturuyor. Şimdi dolar TL tarafına bakacak olursak ve Türk Lirası'ndaki görüntüyü e, ele alacak olursak bildiğiniz üzere e, Doğu Akdeniz konusunda Amerika'nın attığı ya da atabileceği adımlara ilişkin bazı iddialar vardı. İncirlik e, hava üssünden Girit'e e, bir miktar taşınabileceği yönünde. E, dün Pompeo'nun Yunan basını vermiş olduğu demeçte gördüğümüz kadarıyla böyle bir e, planlarının, İncirlik hava üssünü boşaltma planlarının olmadığı e, söyleniyor. Şimdi şunu e, belirtelim, Amerika zaten İncirlik hava üssünü e, tamamıyla boşaltma eğilimine girmez e, bölgedeki en büyük üslerden bir tanesi e, eğer daha büyüğü yapılmadıysa bölgedeki en büyüğü olması lazım e, son birkaç yıldır onu kontrol etmedim ama e, incirlik hava üssünden ve tabii ki diğer hava üstlerinden de bir miktar e, Girit'e doğru taşınabilecek olan e, bir Mekanizma olduğunun e, iddiaları var. Şimdi Pompeyo'nun yaptığı açıklama biraz daha aslında dolaylı bir açıklama. Yani incirliği boşaltmayacağız açıklaması tamamıyla e, oradan çekilmiyoruz demek oluyor. Ama bir kısmını çekip çekmeyeceğine yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. E, dolayısıyla e, bölgedeki etkinliklerini artırıyor olmaları biraz daha gerginliği azaltacaktır. Gerginlik azalırken e, tabii ki e, normalleşme. Çalışmaları ve buna yönelik açıklamalarda e, geri çekilmeleri Türk lirasındaki atakları e, piyasanın değerlendirmesine sebebiyet veriyor ve 7.72'nin de altına sarkmış durumdayız 7.63'e doğru derinleşmeler söz konusu olabilir alım fırsatı olarak değerlendirilecek kademe alışları değerlendirilecektir piyasada diyebiliriz bu durum euro tl için de ee, yine aynı şekilde değerlendirilmesi gereken bir durum. Ee, buradaki derinleşmelerimizde de e, 8.90'ın altına görülecek sarkmalar alım fırsatı yaratacaktır diyebiliriz. Gram altın tarafına baktığımızda e, buradaki görüntümüz aslında gayet e, net. Ons altın bir kez daha 1900 doların üstüne taşınırsa gram altın tarafında da 480 e, TL ihtimali. Kuvvetlenecektir e, Türk lirasındaki kazanımlar kısa soluklu daha e, Uzun vadeye ya da orta vadeye yayılmayacak olan bir görüntü e, Ve alım fırsatları değerlendirildiği takdirde de Gram altın tarafında Bir kez daha e, 460 tabanını koruyarak 480'e doğru yükseliş denemeleri Gerçekleşebilir Unutmamakta fayda var Şimdi e, Buradan Endeks tarafına geçiş sağlayalım. E, bu arada Tamer Bey'in sorusunu da yanıtlayalım. E, Tamer Bey endeksleri neredeyse hiçbir zaman atlamıyoruz. E, çünkü yani belki bazılarını atlıyor olabilir. Nasdaq mesela e, ya da Dow Jones'u değil de S&P ve DAX'ı e, yanıtlıyoruz. Eğer Amerikan endeksleri sorusu gelmediyse S&P anlatarak geçiyorum gösterge endeksi olarak e, ele aldığımız için. Ee, ve daha ön daha önce de söylemiştim. Eğer bir endeks üzerinden e, anlatım sağlayacaksam, S&P'yi tercih etmeyi e, tercih ettiğimi e, söyleyebilirim. Çünkü e, kendi işlemlerimi de gerçekleştirdiğim ve sizlere e, kazanç imkanı sunabileceğim, daha iyi, daha detaylı analiz gerçekleştirdiğim e, ve uzun yıllardır da e, kullandığım ee, bir varlık olmasından kaynaklı. Ama DAX e, ve S&P dışında Nasdaq ile Barış Bey'in şu anda sormuş olduğu gibi Nasdaq ve Dow Jones sorusu varsa onları da yanıtlıyorum. Kolay kolay e, çok afaki bir durum söz konusu değilse endeksleri atlamam e, dediğim gibi. Zaten e, bilgisayara oturduğumuz anda ilk baktığımız şey S&P olduğu için e, Canlı yayınlarda da e, atlama ihtimalimiz Çok mümkün değil Şimdi devam edelim S&P tarafında 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerindeyiz e, Ve bu görüntüyü koruduğumuz takdirde 3400'ün üzerine doğru seyrimizin genişleme ihtimali kuvvetli demiştik e, Son 3 işlem gününde bu denemeler gerçekleşti e, Ve 4. E, güne taşındıktan sonra da e, Bu kez yukarı yönlü fiyat hareketini sürdürüyoruz Alıcılı atakların e, devamında seyrimizin daha fazla genişleyeceğini 3400'ün üzerine alıcılı ataklarımızın genişlemesiyle beraber özellikle Fed'in attığı adımları detaylı bir şekilde incelemekte fayda var. Ne kadar daha tutunacağımızı bize gösterecek. Amerikan seçimlerini ne kadar baskılayabileceğini bizlere gösterecek. Şu anki görüntü içerisinde hala pozitif kalmaya devam ediyoruz. Endeksler açısından çok ciddi bir kırılmayla karşı karşıya kalmadık. Şu düşüşün zaten haberini vermiştik daha öncesinden. Ve bu düşüş gerçekleşirken de kademe kademe alım fırsatlarını değerlendirin demiştik. Bu sebeple de Fırsat değerlendirildikten sonra şu anda hareketimizin devamı oldukça kuvvetli hale geldi. Şimdi S&P tarafında biraz daha MACD tarafından bakacak olursak bakın burada da 50 periyotluk hareketli ortalamanın üstüne taşınırken pozisyonlarımız, açık pozisyonlarımız yatay eksenli bir şekilde ilerlerken bakın burada da negatif histogram tarafında baktığınız zaman negatif görüntüyü biraz daha sonlandırma eğilimindeyiz ve artıya geçmiş durumdayız kısmi de olsa. Artık bundan sonraki süreçte daha fazla hacim kazanmamız bizi çok daha sert yükselişlerle karşı karşıya bırakacak. tabi tabii çok doğal olarak da 3400'ü açtıktan sonra 3 1576 e, Rekorunun üstüne doğru e, Seyrimiz genişleyebilecek Şimdi Nasdaq tarafına bakacak olursak burada da e, Farklı bir durumdan bahsedemeyiz e, Nasdaq'ın Yukarı yönlü fiyat hareketinin e, Sürdürülebilir şekilde ilerlediğini e, Aktarmakta fayda var e, Ve 50 periyotluk hareketli ortalama üstünde S&P'ye kıyasla Daha önemli bir e, görüntüye sahip e, Buradaki e, alıcılı ataklarımızın yine rekor seviyelere doğru 12.400'lere doğru devam edeceğini söyleyebiliriz. DAX tarafına baktığımızda ise e, PMI verilerini bu arada unutmamakta fayda var. E, birazdan da zaten 5 dakika sonra e, Almanya'dan imala, imalat PMI verisi açıklanacak. Unutmamanızda fayda var. İşlem yapan yatırımcılarımız için e, Almanya'dan, Euro bölgesinden, Amerika'dan gelecek olan PMI verilerini çok çok dikkatle takip etmeniz lazım bugün ve e, eğer bir negatif durumla karşılaşırsak negatif durumla karşılaşmamız Almanya için biraz zor ama yani beklentinin altında bir görüntüyle karşılaşabiliriz belki yüzde özür dilerim 56.6'nın altında bir görüntüyle karşılaşabiliriz ama beklentiler bir önceki döneme kıyasla yükseliş yaşayacağı yönünde imalat sektörünün bu durum bir iyimserlik katacaktır 56.6'nın üstünde bir sonuçla karşılaşırsak 57 üstünde bir sonuçla karşılaşırsak 12.900'ün üstüne Genişleyen bir seyir gösterecektir. DAX tarafı da diyebiliriz. Geri çekilmelerde ise 12.650-12.450 bandı hala alım fırsatı yaratacak olan kademeler diyoruz. Şimdi buradan geçişimizi Euro-Dolar'a sağlayalım ve pariteye bir bakalım. Paritede de bildiğiniz üzere düşüncemiz gayet netti. 1.1652'yi kıramıyorsak. E, yukarı yönlü fiyat hareketi bir kez daha 1.1720 1.1780 bandına genişleyecektir. Şimdilik 1.1720 üzerindeyiz ve 1.1780'i hedefleyebileceğimiz bir görüntüye hakimiz. Bir sonraki 1.1780'in üzerine e, genişleyecek olan görüntüde 1.1835 üstündeki kapanışlar hedeflenecek. Uzun vadede 1.22 1.25 bandına yükselişler için büyük önem arz ediyor olacak. Unutmamakta fayda var. Gün içi ee, geri çekilmeler yaşandığı takdirde e, tekrar hatırlatayım 1.16.52 kırılmadığı sürece e, yukarı yönlü seyrimiz tekrarlanacaktır. Fırsat olarak stop kullanarak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir göz atalım. Evet. Vatikan Pompeo'nun ziyaretini Çin'deki siyasi duruşu yüzünden kabul etmedi dedi. Reuters ve BBC bunun altyapısı nedir piyasa nasıl okur bunu demiş Nurdan Hanım. Şimdi şöyle ee, açıklayayım Nurdan Hanım. Ee, Özellikle finansal piyasalar açısından Vatikan'ın doğrudan bir etkisi ya da işte Pompeo'nun açıklamalarının doğrudan bir etkisi söz konusu değil. Pompeo'nun yapısından kaynaklı. Yoksa başka bir e, Amerikan Dışişleri Bakanı olsaydı e, daha farklı bir durumdan bahsedebilirdik ama e, kendisi aslında e, baktığınız zaman e, isterseniz buna e, poker face diyebilirsiniz, isterseniz başka bir şey söyleyebilirsiniz ama askeri altyapısından kaynaklı olarak e, Düşündüklerini net bir şekilde yansıtan bir insan değil, dolayısıyla yaptığı açıklamalarda da fazlasıyla dolaylı söylemler kullanıyor. Bu sebeple ne Vatikan'ın ne de Pompeo'nun açıklamalarını şimdilik dikkate almaktan ziyade Vatikan'ın siyasi anlamda etkilerini diğer taraftan kontrol etmemiz lazım. Nasıl ki hatırlarsanız daha önce e, Ukrayna ile Rusya arasındaki problem bir e, sınır problemi ya da bir egemenlik problemi değil. E, Fener Rum Patrikhanesinden çıkmış olan bir tartışmanın devamı demiştik. Nasıl ki e, Türkiye'nin geçtiğimiz dönemlerde atmış olduğu gibi Ayasofya Ayasofya'da ibadetin açılması gibi atılan adımların finansal piyasalara etkisi oluyorsa, bu gibi e, arka planda gerçekleşen siyasi gelişmelerden kaynaklı Vatikan'ın etkileri olabiliyor. E, ama dediğim gibi her açıklaması ya da işte Pompeo'nun e, Çin'deki siyasi duruşu nedeniyle Kabul edilmesi edil, edilmemesi gibi durumlar e, çok ön planda olacak olan e, görüntüler değil. Biraz daha arka planda işlerini hallediyorlar biliyorsunuz. Nasıl ki e, daha önce ya da daha doğrusu en basitinden şu son sırada son dönemlerde yaşadığımız e, Belarus konusu gibi. Bu tarz durumlar genel hatlarıyla ya da Macaristan'da Orban üstünden konuşmalarımızı yaptığımız sırada da aktardığımız gibi Avusturya'nın bundaki etkilerinden bahsettiğimiz gibi baktığınızda sadece ve sadece aslında siyasi gelişmeler ya da ekonomik gelişmelerle alakalı değil arka planda maalesef dini gelişmelerin getirdiği müthiş bir siyasi baskı da söz konusu olabiliyor o durumlarla alakalı zaten yine Daha sonrasında gelişmeler yaşandıkça aktarım sağlarız Salih Beyden bir soru gelmiş gram altın fiyatlarını nasıl etkiler dolardaki geri çekilme demiş şimdi dolardaki geri çekilme Türk lirasından kaynaklı olduğu takdirde Tabii ki gram altın tarafında da Fatih Bey'in aktarmış olduğu gibi Zaten matematiksel olarak doğrudan bir etki olacak ve tabii ki zaten gram altının fiyatı Türk lirası üzerinden belirlendiği için Türk lirası değer kazanıyorsa e, dolar karşısında çok doğal olarak ons altın karşısında da e, Türk lirasının görüntüsü değişim göstermiş oluyor ve gram altın tarafında da yansımasını görüyorsunuz. E, bu sebeple hesap aslında e, Haluk Bey'in söylediği gibi çok basit işlem gayet basit e, ama Buradaki etkiden e, bahsederken dolardaki geri çekilme dolar kurundaki geri çekilmenin sebebini ele almanız lazım yani şöyle düşünebilirsiniz dolar değer kaybı yaşarken aynı zamanda Türk lirası da değer kaybı yaşıyorsa ve orada kısmi bir hareket görüyorsak altın tarafındaki fiyat hareketlilikleri daha fazla etki eder bu duruma e, doğal olarak bizim Aktarımı sağlarken, söylerken ee, dikkat etmemiz gereken şey, Türk lirası mı değer kazanıyor, dolar mı değer kazanıyor, yoksa altının kendisi talep mi görüyor? Bu e, üç konuya eğilim göstermemiz lazım. Şimdi, Norveç Kronu Uğur Bey, tabii ki yanıtlayalım. E, son dönemlerde e, benim de çok dikkat ettiğim ve e, sürekli halde işlemleri Değerlendirmeye çalıştığım ee, paritelerden bir tanesi. Norveç kronunda gördüğünüz gibi dolar karşısında kazanım gerçekleştirildi. 200 periyotluk hareketli ortalamanın altına sarkmalar görüldü. Şu anda da 100 periyotluk hareketli ortalamanın altına görüyoruz. Bu durum bizi 9.06'ya doğru geriye çekebilir. Aşırı alım bölgesinden zaten bu durumu yaşıyoruz. Şimdi bu geri çekilmelerde isterseniz Satış işlemleriyle 9.06'yı hedefleyebilirsiniz. İsterseniz bekleyip alım fırsatına çevirebilirsiniz. Ben e, geri çekilmeleri hedeflemekten yana değilim. E, geri çekildikten sonra alım fırsatlarını değerlendirmekten yanayım. E, toparlanma için özellikle e, geri çekilmelerden sonra 200 periyotluk hareketli ortalamayı hedefleyerek bir işlem gerçekleştirebilirim. Ama dediğim gibi e, risk alıp değerlendirecekseniz geri çekilmeleri 9.06'ya doğru derinleşmeleri hedefleyebilirsiniz Şimdi Dolar endeksi Tayfun Bey tabii ki yanıtlayalım Şimdi Daha önce size e, bunu söyledim mi bilmiyorum diğer yatırımcılarımız ve takipçilerimiz e, Konuya hakimler Dolar endeksi tarafının e, çok takip edilmesinden yana değilim. E, bu sebeple. Size e, doğrudan. Böyle olursa. Şöyle olur gibi bir. E, senaryodan bahsedemem. E, bu benim için de. E, çok doğru olmaz. Ben Bloomberg dolar endeksini. Takip etmekten yanayım. Yani Meksika pesosunun. Yuan'ın e, dahil olduğu. E, endeksi takip etmekten yanayım. Çünkü. Amerika'nın. Amerikan dolarının e, fiyat hareketi gerçekleşirken değer kazanımı ya da kaybı gerçekleşirken çok fazla euro ağırlığı olan %57'lik ağırlığı olan dolar endeksini takip etmekten yana değilim. Çok fazla euro dolar paritesiyle e, benzerlik gösteriyor ve sadece euro dolar üstünden takip sağlasanız bile %60'ın üzerinde bir benzerlik sahibi olacaksınız. Çok doğal benim de takip etmemem diyebilirim ama şunu şekilde açıklayayım: 93 28'in altına sarkmalar gözlemleyebiliriz. Daha fazla geri çekilme dolar tarafında yaşanmasını bekliyorum uzun vadede 2021'in ortasına kadar bu durumun devam etmesini bekliyorum. Bakın buradaki geri çekilmenin devam etme olasılığı maalesef sizin. Ee, gün içerisinde göremediğiniz belki internet üzerinden bulabilirsiniz bilmiyorum ama e, Bloomberg dolar endeksinde daha net görünür. Bakın şurada e, maalesef bir kırılma yaşadık ama o kırılma... Uzun vadeye yayılacak olan bir kırılma değil şurada gördüğünüz gibi. Şimdi geri dönüş eğilimindeyiz. Eğer 1173'ün altına sarkmalar görürsek Ve bu tren çizgimizin de altına sarkma görme ihtimalimiz artarsa Bir kez daha konuşuruz ama dediğim gibi Uzun vadede bunun gerçekleşmesini bekliyorum. Dolayısıyla değerlendirebileceğiniz önemli bir fiyat hareketi olduğunu aktarabilirim. Şimdi Onur Bey kısaca bir giriş yapalım. Ardından yarın zaten çok daha detaylı konuşacağız. Ee, şimdi buradaki beklenti bir önceki veriye göre daha düşük 868 binlik bir beklenti oluşmuş durumda. İşsizlik oranında yine iyimser bir görüntü var. Bir önceki döneme göre düşüş göstermesi bekleniyor. Genel hatlarıyla baktığımız zaman banka beklentileri girilen banka beklentilerini eğer göz atacaksak JP Morgan tarafından 850 binlik bir beklenti söz konusu. Ee, hemen şöyle aşağılara doğru indiğimizde Bank of America'dan 800 binlik bir beklenti var. Şu anda oluşmuş olan e, ortalama beklentinin altında e, sayılar bunlar. Şöyle biraz daha aşağı indiğimizde Goldman tarafından beklentinin çok üzerinde 1 milyon 100 binlik bir beklenti. HSBC'den 1 milyon 800 binlik bir beklenti oluşmuş durumda. E, bunları değerlendirerek tabii ki... E, bir pozisyon alabilirsiniz ama dediğim gibi geçtiğimiz dönemlerde de bunun tam karşılığını beklentiye çok yakın bir sonuçla almıştık. Dolayısıyla yarın daha detaylı bir şekilde konuşup analiz ederiz. Hangisinde 1 ve 6 saatlik periyotlarda hangi varlıkta ne kadar etki eder bunları konuşuyor oluruz. Şimdi bütün soruları tamamladık. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün dileyelim. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere Klasifix'in klas yatırımcıları.